Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz doktoruyla ilgili ileri geri mikrofona çıkmıyor. Tamam, mikrofona çıkmış. Şu an her şey çok daha rahat oldu. Bu hafta sizlerle beraber dalekleri inceleyeceğiz. Cevdet, daleklerin dışlarındaki bu yumruların daleklerin yavrusu olduğu söyleniyor. Yumurtaları abi onlar. Yumurtalar tabii, değil mi? Çatlıyor onlar bir süre sonra. Çatlıyorlar, yerlerine de hemen yeni yumurta bırakacak şekilde yumurta. Hemen ama yani derhal. Peki size şöyle bir sorum var. Çiftleşmeye falan da ihtiyaç duymazlar bu arada. Buyurun. Ha pardon. Ay'a giden avlanır bölümünü izlemeyecek misin? Konuşacak mısın? Ay'a giden avlanır çok iyiymiş bu arada. Benim size şöyle biyolojik bir sorum olacak. Biyolojik bile değil, mantık sorusu yani. Tamam. Sizce bir ejderha kendisinden daha büyük yumurta yumurtlayabilir mi? Hem de doğar doğumlu. Yani eventually de olabilir. Şimdi, kendisinden daha büyük müsaade yumurta... Müsaade ederseniz bir kere dalga geçmeyin, ben açıklayayım bunu. Anüstten, anüstten mi çıkıyor yumurta? Bir şey söyleyeceğim. Bilmiyor. Nereden bir kere, çıkıyor yumurta? Bitmediğiniz konulara dalga geçmeyin. Ağızdan çıkıyor olabilir. Ağızdan. Yumurta şimdi. Ağızdan bir kere çıkar. Bakın şimdi. Doktor ve diğer companionları ve dünyadaki diğer bütün insanlar tam o böyle kabuğundan çıkıp gittikten sonra başka tarafa bakıyor. Nasıl yani? O başka tarafa bakarken yumurtayı çıkıveriyor. Eğer oraya anlatabiliyor muyum? Yani bir kere lütfen başka tarafa bakıyorsanız okey. Sıkıntı yok. Anladım. Oradaki, yumurta çıkar. Kadraj oyununu şey yapıyorsun sen. Eleştiriyorsun şu an. Eleştirmiyor bir şey ya. Bence yazarlar da durumun ne kadar gerizekalıcı olduğunu farkındalar. Öyle de geçişleri vermişler onu diyor. Madem böyle işin bilim tarafına takıldık. Bilim ben... mi? Artık bu bilim bile değil. Bir olacak kendisinden daha büyük yumurta yumurtlayabilir mi? Yani ben, bu... Hadi o işin şey tarafı, fantezi tarafı. Yani böyle bir yaratık varmış. Ona ben takılmıyorum da. Tamam. O sahnede yaratık orada doğuyor falan. Biz o yaratığın sesini de duyuyoruz. Ulan oha yani. O ta aydan buraya ses gelmesini tartışmıyorum. Arada hava yok. Hani o sesin yolculuk edememesi lazım. Zaten de uzak yani. O yaratığı görünce bütün dünya insanların çıkarttığı ses. Böyle oluyorlar. falan oluyor. Ha, ben bu açıklamayı anlamadım. Duymamıştım. Bütün dünya tamam. Öyle oluyor o anda. Sonra şey doktor diyor ya onu gördüler ve medeniyet korudular. Okay. Abi şu an yani ben şey anlamadım. Şimdi baktığımız ay mesela hakikaten içinde bir şey yok mu yani? Gerçek öyle değilmiş abi. Ay, şaka mı onlar? Allah şaka Allah. Gerçek bu ne şimdi? Abi bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bir şey yapıyorlar ya? Ama bence bu arada gerçekten hani şeyi geçtim. Ya arkadaşlar. Mantık hatalarını geçtim. Niye böyle bir fikirleri ben? Ay yumurtaymış meğerse olsun falan. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani, gerçekten bu bölüm ya. Ömercan nasıl buldun diye sormadan önce hemen de gömüzlemeye girdik. Farkındayım. Biraz doluyuz bu bölüme karşı da. Bu bölüm başka bir kötüydü. Yani mesela kötü bölüm deyince bizim aklımıza neler geliyor? İşte 2. Dünya Savaşı dalekler şapka giymiş böyle. Efendim bize kızmayın falan. Tamam mı? Kötü bölüm o geliyor aklımıza. Balinalı bölüm anlamsızca mantıksızdı. Şey arılı bölüm illaki arı papaz iyi falan. Ama onlar başka bir kötüydü. Yani hani böyle şey iyi bir konsept üzerinden kötü yapılmış işlerdi. Bu çok kötü. Ya bu bence kötü bir konsept. Bence şundan dolayı. Şimdi bu bölüm aslında Aymay geyiği hikaye gene arka planda. Asıl geyik işte doktor bunu tercih etsin, tercihini yapsınlar diye yalnız bırakıyor. İnsanlık kendi kaderini kendi seçsin falan filan muhabbeti var. Aynen. Ki ben aslında son sahneyi de etkileyici buldum yani. Clara'nın kızmaları filan. Böyle doktor ve companion arasında daha önce çok çok görmediğimiz bir ilişki, evet. İletişim şekli bu doktor bir farklı bir doktor zaten. Onu da artık her bölümde veriyorlar yani. Ona hani gelmeden önce ama işte hani bunu ne yapmışlar? İşte dünyanın, insanlığın genel olarak hep birlikte bir fedakarlık yapması. O da ne? Aydan vazgeçmek. Bence biraz yani daha doğrusu hani tamam orada bir canlıyı öldürmek gibi bir geyik vardı. Bilmiyorum abi orada bence çok da ahlaki olarak şey bir seçenek yoktu yani. Doktor hakikaten Clara'nın kızdığı kadar eşeklik ediyordu bence yani sonunda. Öyle mi ya? Ya evet çünkü gerçekten hani sen yatağa merak etmeyin bu işte şimdi çıkar bize bir şey olmaz falan dese. Ha okey deyip izlesinler konu kapansın. İyi de doktor açıklıyor onu. Ne? İnsanlık kendi kaderini kendi seçiyor orada diye. İyi de bir şey olmayacakmış ki. Hani kader seçmelik bir durum yok ki. Yup, pudding brains. Yani gerçekten hani şey bir seçenek olsa. Yani biz burada bir canlının hayatına kıyacağız. Ama ya kendisi zaten... ya da şey değil. Ama zaten sonuç şeymiş ki yani. Hani bir çelişen bir çıkar çatışması yokmuş ki yani. Hayır. Ben onu mantıklı buldum doktorun dedin. Şöyle diyor adam. Yani diyor siz bütün insanlık olarak... Which is yani o sırada dünyanın ayı gören kız mı? Geri kalan %50'si değil. Tabii tabii yani. Işıklarını görebiliyoruz. Evet, bilim ve mantığı unutuyoruz çok kısa bir süre. Çünkü doktorudayız şu anda artık öyle olduk. Evet abi. Transparan dünya. Evet transparan dünya. Neyse ki pasifik okyanusunu görmüyorlar. Çin'dekiler de yere bakıp görüyorlar ayı böyle o sırada. Aynen öyle.
Çok üzülüyorum. O oylamada bir de şey var ya, ışıklarınızı söndürmeyin biz görürüz. Koskoca Çin böyle oturuyor. Abi biz ne yapacağız? Biz de şu an sabah hastiktir sıçtık. Öldürmeyin abi ejderhayı. Oy da veremiyoruz. Evet, işte, ah, çok da ya. Kalabalığız yani. Hay Allah, abi 2 milyar insanız. Avrupa hepsinin şeyi ne o, intihar etme oranları yüksek. Norveç'te falan ışıklar sonuna kadar yanıyor. Bizim kaderimiz niye bunlar belirliyor diye kızmış olabilirler haklı olarak. Neyse. Neyi gömeceğimi unuttum. İşte bütün dünya izliyor. Ve okey doktor şey söylüyor ya, işte gri alan falan diyor. Sonra gri alan değilmiş de. Yani adam aslında şeye izin verdi orada. Asıl soru bu arada şu. Yani bunun içinden bir yaratık çıkacak. Bize zararlı olabilir. Bunu öldürelim mi öldürmeyelim mi? Aslında bütün dünya hesaplı doğmamış bir canlının ölüp ölmeyeceğine karar veriyor. Okey. Ve ölmesine karar veriyorlar değil mi? Evet. Okey ve ölmesine karar veriyorlar. Biz burada çok kısa bir saniye şeyi görüyoruz. İnsanlık puştmuş yani, bunu anlayıveriyoruz. Evet. Ama bence puştluk sayılmaz bile abi yani. İşte okey, ama sonra doğan yaratık bu arada bunlara zarar vermeyip gökyüzüne uzaklaşıp gidince... Biraz doktor puşmuş gibi oluyor. Ben Clara'ya katılıyorum işte yani açıkçası. Ama şöyle düşün. Ben şeyi düşünüyorum. Yarın dediği başka bir şey ama. Sen bitir ben söyleyeyim. Tamam. Bence bütün insanlık şeyin dersini alıyor orada. Doktorun o dediği şey var ya, ve insanlar buradan ilham alıp galaktik medeniyetler kuracaklar. Yani bütün dünya değil de yani ayı gören kısmı en azından şeyin dersini alıyor. Biz bunu öldürelim dedik. Öldüremedik. Siktir koca bir ejderha çıktı. Aa, bizi yiyecek. Yani hiç böyle manzaralar koymadıkları için hata ediyorlar. Yani bütün mesela New York'ta orada bir sahne olsun, sokaktaki insanlar falan böyle öldürün falan. Sonra yaratık çıkıyor, uçuyor, gidiyor. Bunlar böyle bir kendini kötü hissedersin ya. Anladım. Dersin ki ulan biz öldürün dedik de bir tane canlıymış. Biz de hayvan mıyız acaba deyip bir kendine dönüp bakarsın. Anladım. Belki öyle bir ders alıyorlar. Doktor da eğer çıkıp deseydi ki hayır, yani bir öğretmenlik yapsaydı orada, o dersi alamayacaklardı. Ama inan bu ortaya çıkan şeyi dizi iyi anlatmıyor. Yani. Ya okey, anladım ne demek istediğini ve güzel ama işte... Ben bu arada Clara'ya, sen bulana kadar söyleyeyim. Clara'ya senin dediğin gibi katılıyorum ama farklı sebepte. Ben masaya niyeyse cüzdanı bırakmışım. Paralar yattıysa doktordan ben cüzdanı cebime koyuyorum. Hocam böyle konuştun yatmadı tabii yani. Doğal olarak. Masaya yalnız cüzdanı bıraktım bak. Dolu istiyorum gülüsün. Ona göre konuşun. Clara diyor ki sen diyor elini kolunu sallayarak gelip istediğin zaman bizi kurtarıp istediğin zaman kendiniz karar verin bana ne diyemezsin. Sen böyle bu var olmayı bu özgür adına seçemezsin gibi bir yere getiriyor Clara. Evet. Yani bir şey yapacaksak. Bence aşırı haksız bu arada. Siktir git Clara. Bence şöyle haklı. Ben bilmiyorum. Bak bence şöyle haklı. Doktorun overall'daki şey söylediği hani siz insanoğlu kaderinizi kendiniz tayin edin. Çok haklı. Ama bunu çünkü bir saniye önce düşündüm. Bir saniye önceden önce hep ben kurtarıyordum sizi. Yani. Şimdi son bir saniye siz kendiniz karar verin dedim. Bence bayağı insanları trollemek. Dünyayı kurtarmadı ki, bir ders verdi adam. Ama işte şey olsa yaratığı patlatabilirdi bunlar falan. O evet. Zaman da hiçbir ders çıkmayacak. Aynen öyle patlatabilirdi. Mesela hayır yani mesele orada şey diyorum ben yani. Dımdızlak bıraktı yani doktor orada. Bence insanoğlu biraz... gerçekten yani doktor da hani geleceği biliyor. Yani yaratık çıksa hakikaten insanlığa biraz daha zarar verecek. 3 milyon insanın daha ölmesine sebep olan bir doğal afete sebep olacak falan. O zaman hani doktorun böyle bir seçim bırakmasını biraz daha anlıyorum. Yani kendinizin başkasını mı seçeceksiniz falan diye. Ama hakikaten aslında hani öbür türlü kimseye bir şey olmayacakmış zaten. Bu bilgiyi bugüne kadar hani hakikaten Cecun dediği gibi her boka yardım edip her boka destek olup bu konuda bir tek şey olması bir tık garip. Ha senin dediğin hoş bir yere çıkıyor. Ona katılıyorum. Yani insanlığın böyle her şeye düşmanca yaklaşma gibi bir içgüdüsü varken işte böyle bir ders çıkarıp uzay medeniyetlerine açılacağımız zaman biraz daha barış dolu ve tabii kapsayıcı olalım dersine varması fena değil. Biraz astronot abla üzerinden veriyor aslında. Bütün, evet. Yani iki kas daha koyamamışlar. Bir şehirde şöyle diye bakın iki tane insan koysa daha iyi olacakmış da. Astronot abla şey oluyor ya. Ya sağ olun ben hakikaten özür dilerim. Öldürüyordum siz olmasanız evet, yaratığı falan diyor. Aslında o biraz bütün dünyanın temsilcisi gibi bir şey oluyor. Evet, evet. Cep telefonundan dünya arıyorsun abi sen bizim yerimize özür diler misin falan. Öyle çiziyorlar. Ben doktora kızan Clara'yı izlerken çok şey oldum. Çık git o zaman biz de sana bayılmıyoruz falan oldum açıkçası. Yani gerçekten şey oldu. Gidiyor zaten değil mi? Gidiyorum diyor şimdi. Sonra gidiyor işte. Yani ertesi bölüm veda açacaklar. Şöyle bir şey var enteresan olan bence. Şimdi şeyden beri işte Moffat başyazar olduğundan beri en başta Amy ile Matt Smith'in maceralarını izlerken biraz işte Amy küçük çocuk gibiydi. Buna böyle işte genç crush'ı da vardı. Sonra zaman içerisinde işte böyle bir Amy'nin olgunlaşma sürecini izlediğimiz uzun uzun bir süreç izledik. Yani 2 sezon, 3 sezon neyse. 2,5 sezon. Şimdi bence Capaldi'nin hani oyuncunun yaşlı olmasıyla da bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Belki yazarın aklına buradan gelmiştir. Belki böyle esinlenmiştir. Belki bu yüzden yaşlı oyuncu seçmiştir. Biraz daha işte doktorun babavari bir
figür, yani baba da dememize gerek yok erkek diye. Ebeveyn bari. Evet, ders veren falan bir tavrı var. Zaten hani birkaç bölümdür kızın ilişkisi üzerinden bunu görüyoruz. Bu bölümde de böyle hani artık yani sanki şey gibi, şunu demeye çalışıyorum. Amy'nin companion olarak olgunlaşma açısından bıraktığı noktadan devam ediyor biraz Clara gibi. Anlatabildim evet, mi? Yani en azından doktorun olaya yaklaşımı olarak. Şeyi katılıyorum. Doktor yani elinden tutup run demiyor da artık. Evet. Hadi bakalım sen de bir göster bakalım kendini. Ama Clara da yeni değil şimdi yani. Daha Matt Smith'de falan da. Clara. Tabii tabii. Bir de Clara'nın şeyi var. Hep onu unutuyoruz yani. Uzaydan bu Clara oldu. Yani doktorun bütün rejenerasyonlarını görmüş Clara. Ha bu bölüm onu düşündüm ya. Şimdi oradan bunu görmemiş ama. Evet abi ben de tam onu düşündüm. Bu bölüm aklıma geldi özellikle. Böyle kızıyor ya çünkü. Ha. Hani farklı bir adama kızarmış gibi. Ulan sen bu rejenerasyon hatta bütün doktorları kurtarırken muhtemelen 14, 15, 16, 17'yi falan da kurtardın. Bence onu kurtarmadılar diye işte. Ya da işte zamanında evet. O kadar kötü bir senaryo yazmışsın ki evet. Onu retconladığında evet. Ondan sonrası kötü oluyor. Evet. Moffat'ı demiyorsun değil mi? Yok canım. Peki Moffat, kadar kaliteli bir insan. Özür dilerim. Demin sen baba dersi, aile dersi verdi falan derken bir gülümsedim seyri şekilde. Fark ettim aklıma şu fikir geldi. Arrested Development izlerken bir o ailenin babasının ailedeki çocuklara bir ders verme yöntemi vardı ya, hatırlıyor musunuz? And that's why you leave notes diye böyle. Yani, izlemiş miydin yok, sen Arrested Development? Ya bir bölüm şeyi görüyoruz böyle. Baba bunlara çocukken o kadar not bırakma dersi vermişti. Hep bir yere not bırakın biz sizin nerede olduğunuzu bilelim falan diye. Ama bu dersi alsınlar diye aşırı ekstrem örnekler veriyor. Meksika karteli kaçırmış falan gibi yapıyor birilerini. Birisi arabaya çarpıyor böyle kolu kopuyor falan diye. Meğer o adam amputeymiş. Hani sen özellikle buraya ayrıca kol koymuş. Hani sen kopmasanın üstüne at falan diye. İşte bu yüzden not bırakırsınız falan diye muhabbet çıkıyor. Yani doktor da iyice böyle hani yanlışlıkla gezegeni patlattık ejderha halde. And that's why you need not sleep. Böyle sert bir ders yani. Hayat dersi vereceğim derken bu arada dünyanın kaderiyle oynamak ama okey. Bence doktor gerçekten dediğiniz gibi hem ebeveyn gibiden ziyade çok yaşlı gibi oynuyor şu anda. Yani şey gibi. Evet. Aslında kendi yaşıymış gibi. Yani 2000 çok yaşında bilge. Bir adam gibi oynuyor. Aynen. Bilge oynuyor şu anda. Ve bilgesi şey de bilge. Biraz umarsızlığı var. Dikkat ettiyseniz. Yani şey mesela. Evet eskisine göre daha az duyarlı davranıyor mesela. Çok. Mesela, ben bundan çok memnunum. Bu ben de memnunum. Biraz daha Cevdet geçen şey diyordu. Hani daha Rick gibi oldu diyordu. Rick and Morty'de. Tabii ki o kadar değil. Keşke öyle liseli kız mesela yani. Dışarıya atsaydı uzayda. Neyi? Abi. Ay zaten o liseli kız yani bu bölümün en kötü parçasıydı ya. Sinir ola ola durdum ben o kıza yani. Şeyi düşündüm yani. Gel aya gidiyoruz deyip böyle kapıyı açıp laps diyor. Hadi şimdi uzayda. Foreign brain. Uzayda tek çok yerinde olur. Uzayda yörüngede dönen tek kız adına siktir git şimdi deyip. Basıp tardıysa git. Ama o kadar da katil değiliz ya, de yani. Bu sen arada, lafını bitir ben kızla ilgili bir söyleyeceğim. Ay ben lafımı unuttum çünkü kıza geldin. Kız yani o kadar kötü ki yine şey koymuşlar böyle. Ay ben burada çok sıkıldım. Evet Clara çok şey sıkıldım. Bak, Twitter çekiyor mu internet çekiyor mu? Ben bu sefer bunu Lane Tumblr. Bulmanın ötesinde şöyle çok çirkin buldum abi. Şimdi bu bölümü izliyoruz. Heyecanlı bir bölüm var. Ortada ahlakla ilgili hoş bir soru var falan filan. Sonu da bence hani işte tam daha orasını görmedim bu şikayetim oluşurken ama sonu da fena değil falan. Ve arada hakikaten ergen tripler atan, sıkıldım yapan bir kız var. Ulan öbür tarafta bir sahne önce mesela o astronot adamlar ölüyor falan tamam mı? Üstüne kız, yani okey o genç bir kızın bundan tam haberdar olmayabilir, işin ciddiyetini anlamayabilir ama sen yine de öyküyü anlatırken öyle bir sahne koyunca bana bütün o astronot ölümleri, bütün bu işin ciddiyeti falan çok siliniyor, arka planda kalıyor bir yandan, anladın mı? Kızın geri zekalı, işte sıkıldım o zaman doktor buna dalga geçiyor filan, ona mı gülelim? Az önce 65 yaşındaki o zavallı astronot amca öldürüldü, onunla bir de mı gülelim? Hiç falan. Burada şey diye savunma falan böyle, kız ergen tabii ne yapacak falan. Ulan ergen kız gerçekte yok ki, onu oraya yazar yazıyor. Evet evet. Yani yazar biraz daha kendi yazdığı eserin tonuna hakim olsa, aynen işte. Biraz daha zeki, biraz daha da bu durumdan etkilenip, doktor bunlar gerçekten öldü falan, hani 15 yaşında bir kız da yani, herkes de Wattpad okuru değil ki abi, anladın ya mı? Geri zekalı olmayan kızlar şey, da var yani. Şey sahnesi de kötü. Bir tane örümcekle kız baş başa kalıyorlar bir odada. Kız son anda böcek ilacı çıkarıyor falan ya. Ulan ne kadar balına kurtardı kız hayatını falan. Ve sonra yani, da mutlu böyle, anladın mı? Camsil'le bu arada yok. Evet diyor. Yani böyle bir anda çizgi film macerası dönüşüyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Camsil'i nereden bulmuştu? Çünkü onu da getirmiş. Hayır abi TARDIS'i temizliyordu ya en başta, hatırlıyor musunuz? Giriyordu, ne yapıyorsun? Temizlik diyordu. Yani setup ve payoff arasındaki gerizekalılığa bakar mısın? Ben unutmuşum bile açıkçası bu setup'ı yani. Çok yani şey beni üzüyor. Dizinin böyle hani işte bu şey çabası ya. Hani normalde bir karakter olsun mesela. Evet. Greg diyelim bunlara. Üçüncü, dördüncü karakter. Normal karakter olsun bir tane diyor.
Ve normal karakter olarak bayağı kalitesiz birisini koymuş abi. Bazen bunu yapıyor. Yani mesela tabii. Greg falan iyi Greg... niyetli ama kafası cin gibi çalışan falan bir çocuktu ya böyle. Greg'i çok özledim abi ben. Greg ilk çıkıp durduğunda yeter Greg kim diyordum da yani her bölüm bir tane yeni bir üçüncü karakter koyup yani o android robot vardı ya android diye şaka yaptıkları falan. Tabii. Hani lüzumsuz anladın mı? Orada dev bir işi var ama yalandan geçiştiriyor. Bundaki dert değil. Bundaki dert ise kızın gereksiz gıcık ve kontekstin dışında lüzumsuz şeylere sinir olup duruyor olması yani. Allah'tan son bölüm bu kız. Bir daha almayacak. Bilmiyorum artık. Yani yeni companion film olarak ben bunu aldım artık. Birazcık kendimi vurmak istiyorum diyorsun bu arada doktor. Mesela bu arada hiç mi güzel bir şey yok? Var. Mengen. Söyleyeyim. Doktor. Son sahnesi. Capaldi. Bak her sahnesi güzel. Capaldi'ye kamera ne zaman dönüyor? Yemin ederim bak ilgim artıyor. Bence de. Capaldi bence çok enerjili. Ve mesela başta şey diyor ya. Mesela baştaki şey sahnesi falan çok güzel. Kız. Okey. Sok bir sebepten dolayı orada. Ama orada. Ve diyor ki sen ona işte şey söylemişsin. Sen bir bok değilsin demişsin. Çok doktorluk bir hareket. Ya sıradan bir insansın demiş tamam mı? E öyle. Ya, öyle söyleme. Yani yalan mı söyleyeyim ya? Öyle diyor. Tamam mı? Şu çok güzel. Dün yine izledim aklımda kaldı. Kıza özel olduğunu söyler misin? Are you bananas? Diyor ya böyle yani. O kadar güzel ki yani. Deli misin? ve... Bu arada bak bir şey söyleyeceğim size. Ben de dün bunu izlerken aynı özür şey... Özür dilerim. Şunu bir tamamlayayım. Bir tek o sana kızı şey diyor yani tamam iyi bir şey söyle. Beceremediği için seni diyor gel bir yere götüreceğim diyor. Kızı evet. Alıyor marjinal sokuyor ya. Özel yapıyor. Evet evet. Bence bu dizinin... Tek kötü taraf, şey iyi tarafı yani bu bölümün, özür dilerim. Koca dizinin değil. Evet yani. Şunu soracağım size. Ben de aynı şeyi hissediyorum bu arada. Ben bu bölümde daha önce izledik ya. Şimdi tekrar izlerken genelde şey yapıyorum. İşte burada bölüm açıksa, burada ya bir döküman açık ya bir oyun açık bir şey. Onunla uğraşıyorum ama hakikaten senin dediğin gibi kapalı çıkıp böyle enerjiklik yapınca bir gözüm oraya kayıyor tekrar. Şunu merak ediyorum abi. Tennant, Smith bunlar da gayet iyi oyuncular. Kaç kere de birkaç bölümde gördük. Sizce Capaldi'nin ekstra bir enerjisi mi var? Yoksa bölümler çok kötü de Capaldi çıkınca mı bakıyoruz? Yoksa bu ikisi aynı anda mı? Ben sana söyleyeyim bunun kendi adıma cevabımı. Soruyorsun galiba. Herhalde. Bence Tennant bir doktor. Matt Smith biraz onun devamıydı ister istemez. Okey onun da böyle hani işte cool is uncool falan gibi bir takıntısı vardı. Oralar güzeldi ama yine de böyle genç, enerjik bir tipti. Bu bambaşka bir doktor. Biz klasik seride de hani doktor karakterlerine çok inanılmaz hakim değiliz şimdiki kadar. Ve hani 2000 yaşında olduğunun farkında olan bir doktor. O yüzden döndük ve izliyoruz. Yani Matt Smith'ten hani yeni bir şeyi ilk defa izliyoruz biz aslında. Tennant'tan veya Eccleston'dan bu yana. Bence de keramet biraz Capaldi'de yani. Çünkü mesela Matt Smith de bunun kadar. Aslında ben senin şeylere çok katılmadım mesela. O kadar farklı bir doktor gibi hissetmiyorum ben tamam mı? Bu da böyle işte... oynak işte böyle hızlı hareket ediyor, hızlı düşünüyor, böyle quick cevaplar veriyor falan ama şöyle bir çok büyük farkı var. İşte Matt Smith hakikaten kendini karşıdaki insan küçümsesin onu hani hafife alsın falan gibi bir stratejisi vardı sanki. Ya da daha sempatikti insanlarla falan biraz daha sosyal gibiydi. Bu ise biraz daha aksi dede gibi yani. Sırf da yaşlı bir oyuncu diye değil. Hani hakikaten Matt Smith de diyelim. Birini aşağılayıcı laf sokuyordu ama şakalı şukalı sokuyordu. Hep birlikte gülüyor gibiydik. Bunda hakikaten doktoru siktir. Sen gerçeğin tekisin diyor. İçine bakıyor. Sen böyle kalıyorsun falan. Ama tadında yani böyle bu kadar bilge ve üstün olmasını beklediğimiz bir karakterin sıradan insanlarla olan diyaloğunda bir sabırsızlık ve aksilik olmasını ben çok yiyorum. Yani hem uyuyor hem Peter Capaldi iyi yapıyor hem de iyi ki yapıyor bence. Evet. Hem ama yazılım... sormuyorum yani doktorun nasıl oynuyor diye değil de Capaldi'de ekstra bir keramet var. Çünkü ben de kendimde şeyi fark ediyorum. Lan nasıl bir mimik yapacak diye hakikaten adamın sesi başladığı anda gözüm oraya kayıyor. Yani şeyini yakalamak istiyorum. Böyle o gözlerini belertip eliyle koluyla falan yaptığı hareketleri ekstra görmek istiyorum. Mesela yalan olmasın. Smith'in artık son dönemlerinde şeydim. Yani dinliyordum ve tahminen elinin kolunu ne yaptığını tahmin ettiğim için dönüp ekstra bakmıyordum. Yani adam hani yine adam yani şöyle oluyordu daha doğrusu nasıl söyleyeyim. Bazen bazı sahneler geliyordu ve Tennant şov oluyordu. Bazen bazı sahneler geliyordu ve Smith şov oluyordu ama bazen bazı sahneler gelip henüz hiç Capaldi şov olmadı. Ama Capaldi genelde benim ilgim var. İlgim yani anladın mı? Ama mesela bende mi var acaba? Sizde de var mı? Burada da seyirciye sorayım. Yani Capaldi ekstradan izletme becerisi olan bir adam mı sizce? Son bölümlere gelince acaba Capaldi'nin senin devam edecek mi? Tekrar konuşalım bunu. Bakalım aynen. Hani Matt Smith'in de sonlara spoiler doğru... olmasın.
Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? Bir yaratık kendi anüsünden kendisinden daha büyük yumurta çıkartabilir mi sorusunun cevabını arıyor muyuz abi? Ben onu aramıyorum. Ben şöyle ekstradan ekleyeceğim şey bir şey var. Ben bu bölümü izlerken özellikle o final sahnesinde, o plajdaki sahnelerde falan biraz şöyle bir havaya kapıldım. İngilizlerin böyle birazcık artık tarihlerinden mi gelen yoksa kanlarında mı öyle bir şey var onu bilemeyeceğim ama böyle üstün bir insan kişilik işte oluşturma çabası var gibi gelmiştir bana her zaman. Genelde sanat eserlerine yansır diye hissediyorum ve böyle o şey bir insana dönüşür. Yani insanın kendisinden beklentileri biraz fazla. O yüzden er ya da geç kendisini depresyona soktuğu, çok fazla böyle işte bazı önemli iletişim kurmak yollarını attığı, bunun için daha böyle işte dayanıklı, üstün, başkalarına yukarıdan bakan bir kişilik oluşturma derdi var gibi gelmiştir bana hep İngilizlerin, özellikle erkek tarafında falan. Ve sanki doktor karakteri, doktor Who'muz bizim, İngilizlerin bu fantasinin bir işte projeksiyonu gibi geliyor açıkçası. Bu bölümü izlerken bunu çok düşündüm yani. Biraz böyle sanırım dünyaya, bütün insanoğluna babalık yapmaya çalıştığı veya işte böyle bir yukarıdan baktığı pozisyondaydı ya. Hani bütün bunlar kafamda öyle bir anda birleşti gibi yani. Doktor Who'nun neden İngiltere'den çıkan bir dizi, neden böyle bir karakterin trajedisini biz güya birazcık bazen öyle gibi oluyor ya izliyoruz. Doktor Who İngiltere mi yani sence? Biraz sanki abi İngilizlere özgü. Üzerinde güneş batmayan doktor. Yani iyi biri olmaya çalışıyor, anladın mı? Ama güç de onda. Ve bu onu birazcık işte mutsuz ediyor falan. Bu bana böyle bir şey yani o millete özgü, bence, oradan çıkan işlere özgü bir paralellik anımsattı. Bence güzel bir okuma ama bu okumayla mesela Gazman'ı okuduğumuzda onun da hani anladın mı? Okey ben... da Türklere mi? Da Türk. Evet, Türk milletinin. Yani biz böyle gazlı olduğumuz için... Fatih Terim bence. Bence bu arada geyik bir yana bence Terim güzel mi? Bir okuma. Biraz da işte hani her şeyi bilen adam. Bir aristokrat tarafı da var aslında şey. Hani İngilizlerin böyle aristokrat... Ya evet böyle sanki böyle... bir de o şeyle alakalı gibi. Hani ben aristokratım, ben yukarıdayım ve bunun acısıyla da uğraşıyorum. Yani anladın mı? Böyle evet. Bir havası vardı yani. Pink Floyd'un şey diye repliği vardı ya mısırası işte. Hanging on in aynı şey quiet desperation is the English way. Yani böyle işte sessiz hani depresyona girip acılarımla yaşayacağım ama ben size yukarıdan baktım, yardım ediyorum. Çünkü ben aslında doğruyu biliyorum da siz de kendiniz doğruya ulaşmalısınız. Modern İngiltere için çok idealize bir karakter tabii, artık öyle bir şeyleri kalmadı dünyada. Ya, tabii ki canım. Ama kültürlerin de parçası olabilir hala. Zaten şey demek istemiyorum ben. Abi tam İngilizler anlatıyor değil mi? Değil. Evet. Hani bu da o milletin kendi... kendi kendiyle ilgili bir şeyi, ama tezi diyelim. Kapaldi da, daha çok değil mi diğerlerinden? Evet, onda işte o yani yaşından gelen, hem karakterinde hem oyuncudaki yaştan gelen. Ya da Moffat'ın karakterizasyon bence takıntısı bu olabilir. Çünkü Sherlock'ta da Sherlock'taki baş karakteri birebir aynı karakter yaptı düşünürsen. Hmm. Demin kurduğun cümleyi düşün, birebir aynısı. Tak diye oturuyor üstüne. Ama mesela Robert Downey Jr.'ın oynadığı Sherlock'u düşün, aynı cümleye asla oturmuyor. Tabii. Anladın mı? Ya bu adamın da kendi, yani sonuçta baş cezası yani. Tabii ki şekil veriyorsun. Ama biraz daha böyle yapın diye böyle bir şey çıkarıyor olabilir ortaya. O biraz yani Sherlock'ta kendini uzatmayacağım. Sherlock'u da biraz ben Doyle'da okudum. Biraz Sherlock'un kendisinde de var o. O İngilizler bu şekil diyoruz yani. Ya hayır yani en azından Sherlock biraz şey yazmış yani. Hani my hand is bigger diyelim. Okay, yani. Tamam. Okey. Penisim daha büyük muhabbeti var ya. Masaya vuruyor. Madem, hani madem önce metaforu söylüyorsun sonra gerçeğini söylüyorsun. Evet, doğrudan penis de böyle ve gerçekten... Hayır ama sen böyle yaptın yani. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım ama gerçekten. Ben ne yapayım yani işte. Niye hand desin ki yani? Evet. Böyle bir kapitalizm falan. Hani, şeyim de sen anlayacaktın halbuki. Evet. Peki arkadaşlar, Tim'in şeyi daha büyük konulu, bir tavuk kendi götünden daha büyük, kendisinden büyük yumurta çıkarabilir konulu. Konusu bu değildi ama tabii. Çok kötü bağlı. Keşke bir süre ayı olmasaydı. Ne bileyim. Tırt. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bizim hamburgerlerimiz geldi bana. Bye bye. Bye bye.